Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, affı, mağfireti, cennet ve cemali ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın sizlerin, bizlerin üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşazade Hazretlerinin 40 Hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Bu 40 Hadis isimli eserine Aşık Çelebi Hazretleri bir şerh yazmışlar. Kısaca şerhin özelliğinden de bahsedeyim. Hadis-i şeriflerin kaynaklarını efendim içerisinde bu hadis-i şerifle ilgili eğer fıkhi meseleler varsa o meseleleri açıklama gerektiren dokunulması gereken yerler varsa oraları Aşık Çelebi Hazretleri açıklamışlar. Artı bütün bunlara ek olarak ilave olarak bir de her bir hadis-i şerifi manzum olarak tercüme etmiş. Şimdi hadis-i şerifi biz okuyacağız 11. hadis-i şerifimiz. Bu hadis-i şerifimizin bir de şiir şeklinde tercümesini bize sunmuş. Bu neyi gösterir kardeşlerim? Bir defa her meselede olduğu gibi dili, efendim şiiri, kültürü, sanatı kullanmak bir seviye, bir teknik meselesi. Dile hakim olacaksınız, meseleyi anlayacaksınız, vukufiyetiniz olacak ve bunu şiirle anlatacaksınız. Biz bunu en güzel biliyorsunuz Yunus Emre Hazretleri'nin hayatında görüyoruz. Biz oturduğumuz zaman saatlerce, günlerce konuşacağımız, izah edeceğimiz meseleleri Yunus Emre Hazretleri bir dörtlüğünde ifade etmiştir. Siz onu günlerce açıklayabilirsiniz. Bu tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın Cevami'ül Kelim olması gibi, yani çok az sözle çok derin manalar kastedebilmesi gibi, yine Yüce Rabbimizin Kelim isminin, Kelimullah diyoruz ya Musa Aleyhisselam'a, Rabbimizin o kadim sözü Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz şimdi 15 asırdır Rabbimizin kelamını anlamak için alimlerimiz çaba gösteriyor. 15 asırdır aynı ayet-i kerimeler, aynı kelimeler, aynı cümleler tercüme ediliyor, tefsirler yapılıyor. Birisi dil açısından tefsir ediyor, birisi efendim bir tasavvufi tefsir yapıyor, birisi ne bileyim itikadi tefsir yapıyor. Ama 15 asırdır Rabbimizin kelamını irdeleye irdeleye bitiremiyoruz. Bir 15 asır daha olsa yine biter mi? Yine bitmez. Çünkü o ezeli olan, ebedi olan Rabbimizin sözü. Dolayısıyla sözü en güzeliyle söylemek, en yakışanıyla söylemek, bu konuda da şiirin gücünü kullanmak çok önemli bu noktada. Çünkü ayet-i kerimeler bize gösteriyor ki Rabbimiz, Ahsenul Hadis diye bahsediyor. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim. Ve Müslümanlar, müminler sözlerin en güzeline inanırlar. Sözün en güzeli nedir? Kelime-i Tevhid'dir. Bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek bir dünyaya, hatta dünyalara bedel bir nimettir kardeşlerim. Sözün en güzeli odur. Dolayısıyla Müslüman yaptığı her işi daha güzel, daha Rabbimizin katına yakışır ve vurucu bir halde, etkileyici bir şekilde sunmalı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz muhsinlerden bahseder. Yani ihsan makamında bulunan sevdiği kullarından. Onların özelliği nedir? Cenab-ı Hak kendilerini görüyormuş gibi işlerini düzenli, ciddi, samimi ve en güzeliyle yapan insanlar. En güzeliyle yapan insanlar. İşte Kemal Paşazade Hazretleri de, Aşık Çelebi Hazretleri de bize bu noktalarda gerçekten çok büyük ve güzel örnekler. Çünkü biz takdir edersiniz ki güya modern bir çağda yaşıyoruz. İletişimin, ulaşımın, insanlar arası ilişkilerin çok hızlı olduğu bir dönemdeyiz. Ama öyle bir hale geldik ki kardeşlerim, merhaba bile artık demiyoruz. İşte sosyal medyada merhaba yazıyor. Bu merhaba anlamına geliyor. Efendim TŞK yazıyor, teşekkürler anlamına geliyor. A, E, O yazıyor, Allah'a emanet ol. Yani mümkün olduğu kadar kısa, anlamsız, içerisi boş, samimiyetsiz,
Halbuki mesela Mevlana Hazretlerinin Mesnevisine bakıyorsunuz. Orada anlattığı tek bir şey var. Kendisi eserinin girişinde söylüyor zaten. Diyor ki ben bu Mesnevi'yi bir vahdet dükkanı olarak kaleme aldım. Burada tevhid var. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı, zatı, efendim kainatla münasebeti, emri, yasa ben burada Rabbimi anlatıyorum. Tevhidi anlatıyorum. Kaç beyitte anlatıyor kardeşlerim? 26 bin beyitte anlatıyor. Farsça. Bu sadece Mesnevisi. Yani tam şu an rakamını hatırlamıyorum ama belki bundan daha fazla bir beyitte veya biraz az olabilir bilmiyorum. Divan-ı Kebir'ine bakıyorsunuz. Oradaki şiirlerine, oradaki ifade tarzına bakıyorsunuz. Demek ki artık tevhid hakikatinin öyle bir tadına varmış ki hocam. Yani 26 bin beyitte anlatmaya doyamamış. Şimdi biz olabildiğine kısa, olabildiğine anlamsız. Yani ne? İşte Allah'a emanet ol. Ya yazsana işte Allah'a emanet ol diye. Hatta alimlerimiz eskiden kitap yazanlar eğer Allah isminin lafzayı celalin yanına Celle Celaluhu yazmamışsa, Muhammed Aleyhisselam'ın isminin, Efendimiz Aleyhisselam'ın isminin yanına sallallahu aleyhi ve sellem yazmamışsa, her ne kadar geçtiyse, 500 defa geçtiyse 500 defa Celle Celaluhu, 1000 defa Efendimizin ismi geçtiyse sallallahu aleyhi ve sellem yazmamışsa derlermiş ki bu adam ne kadar cimri bir adam. Cenab-ı Hakk'ın bizim Cenab-ı Hak efendim Rabbimiz ondan herhangi bir kişiden şahıstan bahseder gibi bahsedemeyiz. Efendimiz Aleyhisselam peygamber efendimiz o bizim. Peygamberimiz varımız yoğumuz. Bir affedersiniz askerlik arkadaşımızdan bahseder gibi Efendimiz'den takdir edersiniz ki bahsedemeyiz. Yani her şeyin en güzel sunumu, en güzel takdimi, Müslümana yakışan bu. Şimdi burada göreceğiz. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Efendimiz'in inceliğine bakın kardeşlerim. Efdalul haccı el accu ve seccu. Şimdi Kemal Paşazade Hazretleri bu 11. hadise kadar okuduğumuz bütün hadisi şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle birbirine uyumlu sanki bir şiirimsi konuşmaları, ifadeleri andıran hadis-i şeriflerini seçmişler. Mesela bir önceki hadis-i şerifimiz Azzimu dahayakum fe inneha alas sirati metayakum. Böyle sanki bir vezinle, kafiyeyle Efendimiz Aleyhisselam sözlerini taçlandırmışlar. Böyle alelade. Adam ben bunu söyledim işte. Böyle değil. Her bir kelimeyi, her bir ifadeyi özenle, en güzeliyle. İşte muhsin olanlar, ihsan makamında olanlar her işte olduğu gibi sözünde en güzelini söylemişler ve buna talip olmuşlar. Ne buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam? İmam Tirmizi Hazretlerinin, İbn-i Mace Hazretlerinin sünenlerinde, İmam Hakim Hazretlerinin müstedireklerinde yer alan bu hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki haccın en faziletlisi, en üstünü ac ve sec olandır. Ac ne demektir? İşte şarihimiz açıklamış. Ac demek el accu, hani lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Bunu söyleye söyleye, umreye, hacca, o haremeyne gidiyoruz ya, bu telbiyede sesi yükseltmeye el-accu deniliyor. Haccın faziletlisi neymiş o zaman? Böyle yüksek sesle bağıra bağıra, buyur Allah'ım buyur. Sen emrettin, ben geldim ya Rabbi. Emret, senden başka ilah yoktur. Senin bir ortağın, şerikin yoktur. Bütün kainat duysun. Bütün varlık alemi şahit olsun ki senden başka ilah yoktur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Bütün her şey sana aittir. Güç de senindir. Her şey efendim fanidir. Senin zatın bakidir. Bunu en yüksek sesle söylemek. Haccın en faziletlisi birinci şartı bu. Öbür şart Efendimiz Aleyhisselam es-seccu buyurdular. Sec ne demektir? Şarihimiz de diyor ki aslında sec kelimesi suyun akmasına verilen bir isimdir. Suyun akışına es-seccu denilir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyururlar ki estağfirullah
فَاِذَا اَفَاضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ İnsanlar hani Kabe'yi şeyden Arafat'tan Müzdelife'ye doğru, Meş'ari Haram'a doğru akıyorlar ya, aynı bir suyun akışı gibi. Milyonlarca insan aynı gayeye, aynı hedefe kilitlenerek bembeyaz efendim ihramlarını giymiş, sanki bir mahşer kalabalığı. Orada artık siz her şeyinizden sıyrılıyorsunuz. Paranız varsa geride kalıyor, makamınız varsa geride kalıyor, renginiz siyahmış, beyazmış, hiçbir önemi kalmıyor. Orada insanlar nasıl böyle suyun aktığı gibi akıyor ya, işte orada hacda ethec dediğimiz şey kurban kanı akıtmak anlamına geliyor. Müzdelife'de vakfeye duruyoruz. Ondan sonra orada taşlarımızı topluyoruz. Mina'ya geliyoruz. Mina'da şeytanlarımızı taşlıyoruz. O Mina'nın sınırları içerisinde kurban kesim yerleri var değil mi? Orada kurbanlar kesiliyor. İşte haccın en faziletlisi telbiyeyi, hakkı ve hakikati en yüksek sesle kainata bildirdiğimiz haccımız. Şimdi böyle sesim çıksa mı çıkmasa mı, bir şey söylesem mi söylemesem mi? Hayır. Hakikati en üst seviyede söyleyeceğiz. Ve bir de orada kurban görevimizi, vacip olan görevimizi yerine getirirken de böyle en besili, en efendim hoşumuza giden, en beğendiğimiz hayvanlar hangisi ise onlardan Rabbimize kurbanlar keseceğiz. Haccın en güzeli bu. Şimdi Kemal Paşa Zade Hazretleri eserinin başından buraya kadar birçok ibadetle ilgili hadis-i şerifleri bize naklettiler. Mesela efendim kurban kesmeyle ilgili, diyelim namazla ilgili, oruçla ilgili, orucu bozan bozmayan durumlarla ilgili bu bize bir mesaj veriyor tabii ki. Nedir bu mesaj? Evet, bizim bir iman gibi bir hazinemiz var. Bu hazinemizi muhafaza edecek setler, duvarlar nedir? Rabbimizin emrine, çağrısına uyarak yerine getirdiğimiz, getirmeye çalıştığımız ibadetlerimizdir. Efendim benim imanım var, kalbim çok da temiz. Yani namaz kılmasam da olur. İşte bu kitap bize diyor ki, hadis-i şeriflerden hareketle, öyle kalbim temiz diyerek yakayı kurtaramazsın kardeşim. Efendimiz Aleyhisselam bize nasıl ibadetleri öğrettiyse, biz de o ibadetleri o şekilde yerine getirmek zorundayız. Ve ısrarla vurguluyor Kemal Paşazade Hazretleri, onun şarihi olan Aşık Çelebi Hazretleri, ısrarla vurguluyorlar ki, ibadetlerde bizim rehberimiz kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendim işte hadise gerek yok, sünnete gerek yok, Kur'an bize yeter. Biz Kur'an-ı Kerim'den namazın farz olduğunu anlarız ve namaz kılarız. Tamam farz olduğunu anlarız ama namazın nasıl kılınacağını hadisi şerifler, sünneti seniyeler olmadan çözme şansımız var mı? Şimdi basit örneklerden gidelim. Namazın farzları Kur'an-ı Kerim'de var. Rükuda var, secdede var, tekbirde var, selamda var. Var. İşte abdest var, gusül var vesaire. Ama şimdi şöyle bir soru gelse bize. Rükûyu mu önce yapacağız, secdeyi mi önce yapacağız? Nereden bileceğiz? Veya neden bir defa rükû, neden iki defa secde? Nereden bileceğiz? Şimdi mesela bir soru. İstikbali kıble, namazda kıbleye doğru dönmek nedir? Farzdır. Ama ben mesela namaza başlarken ilk olarak döndüm kıbleye doğru. Ondan sonra canım istemedi. Kuzeye, güneye doğru namazımı devam ettirebilir miyim? Buna engel bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama bak namaz gibi bir sürekli günde 5 defa kılınan bir ibadette bile biz Efendimizin kılavuzluğuna mecburuz kardeşlerim. Kaldı ki şimdi hacdan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi hac, mikat sınırları nerede başlar? İhram iki parça mıdır, beş parça mıdır? İşte beyaz renkli mi olacak, başka bir renkte mi olacak? Tavaf yapacağız. Vel yattavvefu bil beytil atik. Bu kadim eski evi tavaf edin buyuruyor Rabbimiz. Tamam, tavaf edelim. Soldan sağa mı yapacağız, sağdan sola mı yapacağız? Bir defa mı yapacağız, yedi defa mı yapacağız? Veya burada efendim okuyacağımız dualar.
Yani kısacası hangi ibadet olursa olsun Efendimiz Aleyhisselam'ın kılavuzluğuna mutlaka muhtaçlığımız var. Şimdi bakın Aşık Çelebi Hazretleri bu hadisi şerifi şiirle manzum olarak nasıl tercüme etmişler? Diyor ki, "Efdali taatin ki hac oldu." Yani haccın en güzel şekli nasıl oldu? "Efdali hacda ac ve sec oldu." Yani en faziletli hac, telbiyede seslerin yükseltildiği ve kurbanların hakkıyla kesildiği hacıdır. Yani lebbeyk ile olup coşan, lebbeyk ile coşan, sesini yükselterek lebbeyk ile böyle hakikati haykıra haykıra yapılan bir hac, huni kurbanın ola rikirevan. Yani hacda kurban kesmek kişinin ahirette bineği olacaktır diyor. Şimdi ne oldu? O kelimelerin güzelliğiyle bizim şu 10 dakikadır, 15 dakikadır anlatmaya çalıştığımız şeyi bir dörtlükte şair ifade etmiş oldu. Bunun özelliği nedir kardeşlerim? Şimdi şiir söylemek hakikaten kolay iş değildir. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e bir şiir kitabı diyemeyiz. Ama Kur'an-ı Kerim'deki o uyumlar, işte ya'lemun, ta'lemun, tef'alun, yef'alun, ya'kilun, ta'kilun, bakıyorsunuz o kadar bir uyumlu geliyor ki siz elinizde olmadan anlamasanız bile o Kur'an-ı Kerim'in cazibesine, çekiciliğine kapılıyorsunuz. Anlamasanız bile. Şimdi demek ki söz, Araplar öyle diyor, innel beyane le sihran diyorlar. Sözde büyü vardır kesinlikle. Şimdi bir adam hiç günah işlemek istemiyordur. Birisi gelir ona öyle şeyleri söyler ki o sözlerle adamı büyüler günaha düşürür. Adam kafirdir, müşriktir, işte günahkardır. O sözle, anlatmayla, nasihatle, öğütle, şiirle, sözü en güzeliyle adam öyle bir söyler ki adamı küfrü terk ettirir, şirki terk ettirir, günahı terk ettirir. O yüzden dolmak lazım sözü en güzel şekliyle söylemek için. O doluluktan sonra da tecrübe lazım, kabiliyet lazım ve Rabbimizin gönlümüze dokunması lazım. O yüzden şairler hep derler ki ya bu gece bana bir ilham geldi. Ben de kalktım işte şu kadar şiir yazdım. Şununla da bitirmiş olayım. Ezanımız da okunuyor. Efendim bir Salih Baba vardır. Erzincanlı diyebiliyorum. Salih Baba bir eli çolak, bir ayağı topal, bir gözü kör. Efendim hiç okul medrese hoca görmemiş. Dağlarda çobanlık yaparak ömrünü geçirmiş bir zat. Bir gün içerisine böyle bir aşk ateşi düşüyor bu mübarek zatın. Bir Allah dostunun, hocasının, daha sonradan hocası olacak kişinin ziyaretine gidiyor. O arada bir şair gelmiş, daha sonradan hocası olacak kişinin huzurunda şiirler okuyormuş. Ben şöyle okudum, böyle kitaplar efendim devirdim, şöyle sanat icra ediyorum diye. Hocası diyor ki, daha ilk defa tanışıyorlar. Demiş ki şu kapının arkasında demiş, bir eli çolak, bir ayağı topal, bir gözü kör, efendim okul medrese görmemiş bizim bir salihimiz var. Ben ona demiş şimdi ayağa kalk oku desem o da senin kadar söyler demiş. Demiş Salih Efendi kalk oku demiş. Salih Efendi sonradan anlatıyor diyor ki üstadım bana dedi ki Salih kalk oku dedi. Ben o zamana kadar hiç elif de bilmiyordum, bey de bilmiyordum. Ama hocam bana kalk oku deyince Cenab-ı Hak bana öyle bir lütufta bulundu ki diyor. Okumuş, yarım saat, bir saat, hiç durma yok. Durmadan söylüyor şiir. Hiç hoca hacı görmemiş bir zat bu. Demiş ki, Salih yavrum yeter demiş, otur artık. Diyor, üstadım bana otur demeseydi, vallahi diyor, kıyamete kadar söylemeye devam edecektim diyor. Ne oldu? Cenab-ı Hak gönlüne kişinin dokundu. Rabbimiz bu güzelliklerden bizleri mahrum etmesin inşallah. Yüce Rabbimiz hepimizi sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde efendim şehadete koşan anarşiyle, terörle, kargaşayla, açlıkla, susuzlukla, hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize yardım eylesin. Onları efendim şehit olanları cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Geride kalanlara acil şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz onların sadece orası değil tabii. Doğu Türkistan'ımız var, Myanmar'ımız var, efendim Suriye var, Irak var. Nerede Müslüman varsa kan ve gözyaşı maalesef. Üzülüyoruz, yüreklerimiz dağlanıyor ama
En azından onların dertlerine ortak olarak dua ederek ne yapalım? Elimizden bu geliyor. Rabbimiz bu amelimizi de kabul eylesin. Onların maddi manevi kurtuluşlarını da Rabbimiz cümlemizi vesile eylesin inşallah. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة